Daday'da turumuz devam ediyor. Daday'a geldiğinizde ne yenir dediğinizde, daha gelmeden baktığınızda etli ekmek çıkıyor karşınıza. Tabii etli ekmekte de şu anda bulunduğumuz mekan, yani Memiş etli ekmek çıkıyor. Biz de şu anda oradayız. Ustalar öğlen yoğun bir saatte yoğunlar. Biz de onları böyle işlerini çok fazla bölmeden birkaç sorumuz olacak. Öncelikle bu yapılanlar herhalde bizim etli ekmekler. Evet. Onu garantiye alalım. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Furkan Memiş ismim efendim. Şimdi 1965 diyor. Doğru mudur? Doğru. Evet. Kaçıncı kuşaksınız? Dördüncü kuşak. Şimdi büyük şehirler özellikle etli ekmek denince iki şehir arasında bir kavga çıkarmıyorum ama Konya etli ekmek ön planda diye biliniyor. Ama bunun bir arada bir farkı var. O farkı izleyenlerimiz bir anlatalım. Yani sizin diğer etli ekmekten farkınız nedir? Bize göre onların kibidi oluyor efendim. Onlara göre bizim kibidi. Gördüğünüz gibi hamuru açıyoruz 60 santim çapında. Yarım ay şeklinde oluyor. Bizim doğal kendi yaylalarımızda yetişmiş dana, itelet kullanmıyoruz. Sadece hafif baharat, tatlandıracak kadar az da bir soğanla doğal olarak veriyoruz. Onlarınki içinde her şey, yani domates böyle hani biraz da pide şeklinde kaçıyor. Bizim doğal tamamen buraya has, bu yöreye ait et ekmeğimiz bu efendim. Şimdi de bildiğimiz kadarıyla bunun coğrafi işaretini Daday almış. Evet, Daday. Yani bir anlamda bunun isim hakkı da aslında buraya ait, doğru mu? Evet efendim. İsim hakkı da buraya ait. Zaten işaretli, coğrafi işaretin hazırlamını da biz yaptık yine şey olarak. Belediye başkanımız da sağ olsun çok ilgilendi bu konuda. Nasip oldu, aldık. Yapıyoruz. Şimdi bu yaptığınız mesela kaç porsiyon bu? Bu bir porsiyon. Efendim. Bir porsiyon mu? Evet. O zaman bir kişi bir porsiyon çok rahat doyuyor. Doyuyor efendim. 250 gram hamurdan yapıyoruz. Yaklaşık olarak içine de 200 gram hazırlanmış şekilde 200-220 gram et koyuyoruz. Siz dördüncü kuşaksınız. Evet, babadan size geçti. Sizden sonra devam edecek mi? İnşallah devam edecek. Gençleri yetiştiriyoruz. Yani nasip. Bizce de etsin. Ya. Çünkü bunlar Anadolu'nun çok önemli lezzetleri. Bize devam etsin. Tabii bizler şu anda hazırlanmasını bekliyoruz. Ve sabırsızlıkla da tabii biz sadece yiyeceğiz, lezzeti bize kalacak. Sizi özendireceğiz ama Daday yolunuz düşerse, ki bence düşsün, Memiş etli ekmeği mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Ustam ben size fazla tutmayayım, kolay gelsin. Biz şimdi yukarı çıkıp sabırsızlıkla bekliyoruz. Hemen yolluyoruz efendim. Evet, tabii şimdi geldik final ana, en güzel ana. İki etli ekmeği konuşmuştuk. Bildiğimiz gibi Konya etli ekmek diye biliniyordu. Gerçekten bunu gördükten sonra onun pide olduğunu anladık. Yani burada gördüğünüz gibi detayları zaten görüyoruz. Şöyle tek parça, hani diğer özellikle bizim büyük şehirlerde yediğimiz pide içerisinde eti ve kıyması oluyor. Ama burada kapalı bir şekilde Daday'da Memiş etli ekmekte şu anda oldukça sıcak, mis gibi kokular geliyor. Mutlaka tavsiye ediyoruz ve bunun yanında da olmazsa olmaz açık ayran. Ne diyelim? Bize afiyet olsun.